İyi günler değerli izleyicilerimiz. Anadolu Aktarası sohbetlere başlıyoruz. İnşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Sohbet. İnşallah. O zaman başlıyoruz. gitmemiz çok şey. Ne var ya kadar çok abartıyorsunuz siz ya. Hocam her zamanki gibi ayağınıza takılmış saat çıkarken. Allah Allah. Maşallah gelsin. Şey yani böyle bir deri yine ne? Böyle bir deri olmaz. Kendinden ışık bir gibi maşallah. Yok ya normal bir şey yok. Bu normal bir konudur evet. Programa başlamak yanlış olur. Yani. Derinin sahibi canlı bile görürse evet. Hoş görünüyor ama yani normal. Kapıdan çıkar ya orada bir ayakkabı var. Evet dinliyorum. Mardin Savur'da zırhlı araca yapılan bombalı saldırıda 4 asker şehidimiz var. Şırnak'ta da bir özel harekat polis memurumuz şehit oldu. Ya kardeşim bunlara devlet 4 koldan girsin bu alçakları. Kısa sürdü 1 ay kalmadan hepsini bitirsin. Aslanlarımızın hepsini de Antalya'ya tatile götürelim. O iyi fikir. İnşallah dinlensinler. İnşallah. Evler söyledim. Arkadaş böyle boşalt. Ya kişi, zat. Yani eğer suçun suru olmayan birisi arkadaş dersin. Öbür türlü mahlukat. Orayı boşalt. Vuracağız dersin. 2 gün beklersin. 3 gün veyahut. Tak. Tankla indireceksin. İnşallah. Bu kadar. Asker sokmaya gerek yok. Bir de askeri her yerde takdir eden, tescil eden, dua eden bir ruh her yerde olması lazım. Her yerde yoğun. Şehit cenazelerinde de öyle çok. Titiz olmak lazım. Evet. Evde oturmak olmaz. Şehit cenazesi varsa şehirde evde oturmak Müslümana yakışmaz. Evet dinliyorum. Adnan Bey, Musul şu anda işin elinde. Koalisyon güçleri öncülüğünde Musul'da yapılacak operasyona PKK da dahil olmaya çalışıyor. Kendisini uluslararası alanda meşrulaştırmak için. Irak Merkezi Hükümeti de PKK ile görüşmeler yaptı. Daha önce basına yansımıştı. Bu şekilde bir haber vardı. PKK, İslam aleminin yok etmek için kullanılan bir mafya örgütüdür. Bir cinayet şebekesidir. Yani tek kullanım amacı Müslümanları şehit etmek. Evet. Böyle bir pislik yapılanmadır ama çok dikkat etsinler. Bütün İslam alemi için tehlike. Bölgeyi komünist italist yaptıktan sonra adım adım ilerlemeyi düşünüyorlar. Her yeri komünist yapmayı düşünüyorlar. Büyük bir deccal hareket. Sevgi esenliktir. Etiket yapalım. Sevgi esenliktir. Evet. Ali nasılsın? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Emre, Emre Bey siz? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. İlim İrfan Denizlisin sen maşallah. Estağfurullah hocam. Allah razı olsun. Kalk kardeşine bir şey anlat. İnşallah hocam. Normalde insan kulağında dış ortamda gelen sesi duyması için Yüce Allah'ın yaratmasıyla orta kulaktan sonra iç kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri oluyor. Bu kemikler dışarıdan gelen ses frekanslarının titreştirmesiyle orada bir titreşim yaparak duyma işleminin gerçekleşmesini sağlıyor. Normalde insanlar dünyadaki var olan sesleri duyma eğilimindeyken hiçbir şekilde kulağın iç tarafındaki kan akışını duymuyor. Yani şöyle bir şey olsaydı hayat çekilmez halde olurdu.
bir kan beynimizin içerisinde ya da kafamızın içerisinde akan kanı biz iç taraftan da duyuyor olsaydık bu hayat yaşanılmaz bir halde olurdu. Dolayısıyla Yüce Allah insanları yaratırken bu detayı da insanın lüksü ve keyfi için, konforu için yaratarak insanı dünyaya indirmiş oluyor maşallah. Elhamdülillah. Tabii ya ne çile olurdu yani. Siz anlatmışsınız Adnan Bey. Mesela elektrikli canlılar var, yılan balığı. Kendi elektriğini üretiyor ve 2 metre civarındaki bir canlı yaklaştığında şok etkisiyle öldürebiliyor ama kendisi hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ve vücudun 2/3 bu plakalarla kaplı. 5000-6000 plaka var elektrik üreten. Ama hayvanın kendisine zarar vermiyor. Elektrik üretmesi çok acayip yani. Yani o alet edevatla zor elde edilen bir şeyi o evet. Etine kemiğine elde ediyor. 500 watt elektrik üretebiliyor. İnşallah. PKK çok alçak bir yapılanma. PYD, YPG. Dünyayı, İslam alemini sürekli uyarmak lazım. Gel ya. Uzatmışlarda falan bu işler çok sıkıydı. Her devrin ayrı bir güzelliği var ama 60'lar bayağı güzel, 40'lar 60'lar.
Şey beğendiğiniz anlaşılıyor. Tamam. Maya takviminin biliyorsun 2012'de bitiyor. Bunun nedeni Maya kabartmalarında 2012 yılında diyorlar. Beyaz, şimdi ama bu biraz acayip oldu tabii. Beyaz kıyafetli birisi gelecek diyorlar. Ya ama oraya gelecek diyorlar. Bir kral gelecek diyor. Ondan sonra yeni bir çay başlayacak. Yeni bir devre girilecek diyor. 2012'de. Musevi hahamlar da bunun Moşiyah olduğunu söyler. Bu Maya takvimindeki beyaz kıyafeti. Hatta sakallı diyorlar. Dalgalı saçlı diyorlar. Çok detaylı bilgi var. Maya yazıtlarında. Bak sakallı, beyaz kıyafetli ve dalgalı saçlı diyor. Birisi gelecek ve bütün hayat değişecek diyorlar. 2012'den itibaren yeni bir çağ girilecek. Yani bir çağ bitecek, yeni bir çağ başlayacak. Yani Maya takvimi biliyorsun 2012'de bitiyor. Ondan sonra yeni bir devre girildiği için takvim orada duruyor. Maya kültürü Yucatan yarımadasında yaşamış bir kültür. Yucatan Hazreti Nuh'un oğlu Şem'in soyundan olan Yucatan'dan geliyor. Oradaki soy işte Yucatan'dan üremiş bir soy. Evet, Semitik bir ırk yani. Semitik Maya kültüründe bu soydan kabul ediyor. Milattan önce 600, milattan sonra 900 yıl arasında en bilinen dönemlerini yaşıyorlar. Bayram nasılsın? İyiyim hocam. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'tan geliyorsun. Evet hocam. Kahramanmaraş adı üstünde. Delikanlı yatağıdır. Evet, maşallah. Emine Hanım, ben seni çok seviyorum. Allah senin sevgini daha da artırsın. Gökhan. TEOG, temel eğitim, öğretime geçiş. Temel eğitimden öğretime geçiş. Sınavı. Böyle bir sınav var öyle mi? Evet. Teok. Ne sınavlar çıktı ya? Vay be. Adam ve Gece Boyunca Twitter'da gelin birlik olalım etiketi liste başıydı. Diyanet'in başlattığı kampanya sizin 10 sene önce yazmış olduğunuz kitabın başlığı. 10 sene önce yazdığım kitabın başlığı. Gelin birlik olalım kitabımız. Evet. Diyanet İşleri Başkanı'na hediye ettik. Hediye ettikten 3 gün sonra bu kampanya başlattı maşallah. Maşallah. Gelin birlik olalım. Kitap beğendi. Çok beğendi. Maşallah. Davutoğlu'da yaptığı konuşmada İslam terörü lanetler yazısıyla yapmış hocam. Demek ki seviyorlar. Kitapların ismini kullandıklarına göre düşüncelerimiz, fikirlerimiz seviyorlar, beğeniyorlar demektir. Maşallah. Onun için de zaten Allah bereket veriyor. Maşallah. Çünkü bizim düşüncemiz Mehdiyet düşüncesi. Onlar da Mehdiyet yolunda, biz de Mehdiyet yolundayız. Onlar da Mehdi talebesi, ben de Mehdi talebesiyim. İnşallah güzel gidecek. İnşallah. Şeyh Ahmet Yasin hocamın yanından geliyorsun. Evet. O nurdur, o nur. Çok temiz, mübarek, muhterem, müberra bir insandır. Çok asildir. Enaniyet, kibir, onun bulunduğu bölgeye gelmez. İnşallah. Çok güzel ahlaklı bir insan. Hem seyit hem şerif biliyorsunuz. Evet. Değerli bir şeyh efendidir. Değerli bir alimdir. Herkes güvenerek rahle-i tezisine intisap edebilir. İnşallah. İcazetli alimdir. Şeyh Nazım hocamızın yazılı icazeti var. Büyük değerli bir insan. Gelin birlik olalım kitabınızın kapağını gösterebilir miyim? Evet. Maşallah. Maşallah. Kaç yılında yazdım? 2006 yani.
Ah, bileceksin. Ezberden bileceksin. Born out to the strip joints. Yo, meet me at Susie's Rendezvous for a go-go bar. I'ma send this one out to the Gemini's Club, Magic City, New York Dolls, Rolex. I be seeing y'all up in there late at night, screaming. I understand when your girl's stressing you out. Crazy girls. Don't let the ladies fool y'all now, fellas. They be doing the same thing y'all be doing. Turn up my symphony, man. Turn up my symphony. Drop a beat. Look at all these crystals. What's up with scores? Yo, straight up, this the new anthem for everybody working hard, trying to make that giddy up, money. Giddy up, check giddy it up, out, giddy up, giddy up. Just 'cause she dances go-go, it don't make her a hoe, no. Maxine, put your retros on horn. We going to the disco. We gonna hilo to Mexico. Called up my mama, said I'm in love with this stripper, yo. 10 grand, let me see you shake it like you got no bones in your body. Made to be a celebrity. 20 grand, no, it's a sin. But if only you show me a little more skin, it would fulfill my fantasy. 30 grand to the highest bidder, but Chris Rock said there's no sex in the champagne room. 40 grand, looked into her eyes, I saw tears falling down, type of tears that money couldn't buy. Just 'cause she dances go-go, it don't make her a hoe, no. Maxine, put your red shoes on. Excuse me, what is your name? My name is Hope, yo. I was blessed with a body that God says. Have you any idea how hard this is? I've been flexing 25 positions, but I only work here to pay my tuition. Yo, tantalizing teaser, tabletop pleaser. Give me what I need, MasterCard or Visa. Lap dance, fantasy. Halim'in hoşuna gitti, iyi. Güzel gelişme. Yakup hocam, sen bana güzel bir ayran. İnşallah yayla ayranı. Hafif tuzluca. İnşallah. Burada bir kaktüs çiçeklerini gösterir miyiz? Göreyim. Maşallah. Nasıl güzel onlar öyle. Nasıl süsler. Maşallah. Onları yaratan Allah'a kurban olayım ben. Maşallah. Allah Kur'an çölleri de böyle güzelliklerle süslemiş. Çölün ortasında şu güzelliğe bak. İçinde su dolu. Evet. Hayvan da yemiyor dikenli olduğu için. İnsanlar susuz kaldığında kesip içindeki suyu alabiliyorlar. Evet. Yavrularıyla birlikte bir köpek ailesinin videosunu izleyelim mi? Göreyim mi? Ya köpek dediğim böyle olacak, çok şeker. Bayağı güzel.
Rica edelim. Ya hocam iyi hasta. Sen bize normal ayran getirsen iyi olur. Rica edelim. Makaleleriniz hakkında ilgi verebilir miyiz adamım? Evet. Lübnan'ın 1952 yılında kurulmuş olan The Daily Star gazetesi bugün Orta Doğu'nun en önde gelen İngilizce gazetesi unvanına sahip. Ayrıca web sitesi de Orta Doğu'nun en büyük haber kaynağı olarak kabul ediliyor. Daily Star'ın hem web sitesi hem de gazetesinde Siber Dünyanın Gerçek Yüzü başlıklı yazınız yayınlandı. American Herald Tribune, Amerika'nın sol görüşlü bağımsız haber sitesi, Avrupa terör sorununu nasıl Herald çözülür? Herald Tribune nasıl oluyor biliyor musun? Adam tribünün önüne geliyor. Bu nedir diyor, tribün müdür diyor. O da diyor Herald, herhalde tribün diyor. Herald Tribune diyor. Oradan oluyor yani. Yani kanaat getiremiyor. Herhalde tribün. Oradan. Evet, teşekkür ederim. Devam et. Az önce okuduğum The Daily Star gazetesinin makaleyi şu an ekranda görüyoruz. American Herald Tribune'de de Avrupa terör sorununu nasıl çözebilir başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda insanların katledilmesi, camilere bomba atılmasının İslam'la alakası olmadığını anlatıyorsunuz. Katar'ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times'ta yayınlanan Irak'taki yolsuzlukların ortaya koyduğu vahim gerçekler başlıklı makalenizde dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip Irak'ın mezhepsel ayrılıklar, çekişmeler ve nedensiz savaşlarla içine düştüğü vahim durumu anlatıyorsunuz. Tunus'un önde gelen günlük Arapça gazetesi Damir'de ve merkezi Belçika'da bulunan aylık ziyaret sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde Derin Güçlerin Boş Hayali İslamsız Orta Doğu başlıklı makaleniz yayınlandı. Suudi Arabistan'ın önde gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper'da yayınlanan Bir Amerika Birleşik Devletleri Ziyareti başlıklı yazınızda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gereken en temel konulardan biri olan hakaret üzerinde duruyorsunuz. Hakarete özgürlük getirmenin demokrasileri yerle bir edecek büyük bir tehlike olduğunu vurguluyorsunuz. Bu yazınız ayrıca İngilizce ve Boşnakça yayın yapan Bosna'nın en çok takip edilen haber sitesi The Bosnia Times'ta Boşnakça olarak yayınlandı. Malezya İslam Partisi tarafından yayınlanan Haraka Günlük Gazetesi'nde Zalim Savaşların Masum Ruhları Çocuklar başlıklı makaleniz yayınlandı. Her ay 500 bin kişiye ulaşan, farklı kesimden okuyucu kitlesine sahip, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İsveççe yayın yapan NBC Times sitesinde Suriyeli mülteciler hakkında Avrupa Birliği ile varılan mutabakat başlıklı makaleniz yayınlandı. Mülteci sorununa kalıcı çözümler getirmek için yeni projeler üretmenin önemli olduğunu, ancak hepsinden önemlisinin vicdanların harekete geçirilmesi, sevgi ve kardeşliğin yaygınlaştırılması olduğunu vurguluyorsunuz. Ayrıca NBC Times'ın Fransızca yayın yapan sitesinde Hristiyanlar aynı Allah'a mı inanıyorlar başlıklı makaleniz yayınlandı. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesinde yayınlanan Terör en büyük kozunu oynamaya başladı intihar saldırıları başlıklı makalenizi görüyoruz. Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da Terörle Savaşın Nihai Sonucu Seri İntihar Saldırıları başlıklı yazınızda terörün her türlüsünün, cinayetin, katliamın, intiharın, intihar saldırısının İslam dinine bütünüyle zıt, büyük bir suç olduğunu birçok ayetiyle açıklayan Kur'an'ın İslam dünyasını doğru biçimde öğretilmesiyle ne terörden ne de onun kökeni olan radikalizmden eser kalacağını anlatıyorsunuz. Ve son olarak News Rescue'da ikinci bir makaleniz daha yayınlandı. Başlığı Nature dergisinden yeni bir sahte ara tür denemesi Trannosaur Eotica. Evrimi bilimsel delillerle çökertiyorsunuz bu makalenizde maşallah. Maşallah. Her atışı havada yakalıyorum. Her atışı. Ne zaman atsalar hemen dümdüz ediyorum. Merhaba. Yok yok bir şey olmaz. Öyle konuşmasına gerek yok. Milliyetçi Hareket Partisi aklı başında bir partidir. Efendim, olgun bir partidir. Her şey demokratik ölçüler içerisinde, akılcı ölçüler içerisinde, aklı selimle,
olgunlukla hallederler. Öyle gerilim, kavga falan olmaz. Ona yönelik bir ifade gereksiz vesveseye sebep olur. Öyle şeyler gerek yok. Şimdi gençler, şu sıra olduğu gibi aşağı insin. Adam bir az önce The Daily Star gazetesinde ve web sitesinde makalenizin yayınlandığını belirtmiştik. Web sitesinin görüntüsünü göstermiştik. Gazetenin de gazetede yayınlanan halini de gösterelim. Evet. Siber Dünya'nın Gerçek Yüzü başlıklı makaleniz. Lübnan'ın ve Orta Doğu'nun önünde gelen İngilizce gazetesi Daily Star'da bu şekilde yayınlandı. İnşallah. Allah artırsın etkisini. İnşallah. Dünya çapında Allah tebliğ yapmayı nasip ediyor. Elhamdülillah. Tebliğ çok hayati bir ibadet. Bir video gösterebilir miyim? Yoksa evet. Çocuk ve Ceylan arkadaş olmuşlar. Bak huylan da acayip şeker. Ah severim ben senin tatlılığını. İkisi de birbirinden şeker. Maşallah. Vay be Emre'nin keyfine bak sen. Ya işte. Maşallah. Yukarı gelebilirsiniz. İnşallah. Evet dinliyorum. Bir video daha gösterir mi oğlum bey? Merdiven çıkmaya çalışan tombik bir köpek var. Hakikaten tam dombili. Acayip şeker. Tombikliği çok şeker olmuş. Ama yazık bana kül aldırmasınlar ya. Hasta oluyor hayvanlar sonra. Hava. Gel Hava. Niye gelmiyorsun? Cumartesi pazarları gelebilirsin. Çeşitli böcek resimleri gösterebilir miyim Adnan Bey? Evet. Ay maşallah. Renk cümbüşüm. Maşallah. Yani nefes kesen renkler. Simetri görüyor musun? Evet. Matematik mükemmellik. Tesadüf böyle bu kadar simetrik, bu kadar matematik mükemmellikte, bu kadar gözü okşayan, bu kadar tatlı. Gel yavrum. Ne yapabilir? Böyle güzellikte bak şu altın rengine bak. O gümüş renginde, o altın renginde. Tesadüf diye bunu anlatacak ahirete. Tek tek. Geç yani. Şahane olmuş. Maşallah Adem, siz mükemmel olmuşsunuz. Süper güzelsin. Badem şekeri aile şana. Sen nasılsın? Çok iyi Adem Bey, siz nasılsınız? Allah'a şükür. Beyaz size çok yakışıyor. Evet. Beyaz. Evet maşallah. Evet. Siyah. Beyaz. Aslan. Beşiktaş. Oley, oley, oley. O kimin o? Oley, oley. Herkes söylüyor. Ha, fark etmiyor. Evet. Yani. Cin bombom. Onun bir anlamı var mı cin bombom? Ha, öyle kaydeli olsun. Evet. Bayağı sevimliler. Ama onlar da bayağı oturduklarıyla spor yapıyorlar. Ya. Evet. Ork çalan bir topa mı? Göreyim. Bir daha göster bakayım. Tam eğlence. Bayağı eğleniyor yani. Herkes birbirinden güzel. Benim güzelim bayağı güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel. Evet, hoş geldin gel.
Nasıl? Bayağı iyi. Bak biliyor ha. Aferin. Çok iyi. Aferin. Bayağı güzel misin? Fiziği çok hoş. Evet. Bayağı aferin. Güzel. Saçları da çok güzel. Kendi saçı çok güzel. Kedimi 8 numaralı. 8. Güzel. Sevgi esenliktir. Sunuşlar Ordi. PKK'da din, dil, mezhep özgürlüğü vardır. Sen ve AKP zihniyeti İslam'ı mahvettiniz. PKK asla İslam düşmanı değildir. Stalinist, komünist, Allahsız, kitapsız olacak İslam düşmanı değildir diyeceksin. Stalinist mi PKK? Nasıl Stalinist oluyorsun da İslam düşmanı olmuyorsun? Stalinizm İslam'ın en büyük düşmanıdır. Kendi ifadeleri de evet. Demek ki doğru yoldayız. Evet. Tony bayağı güzel. Evet dinliyorum. Yakın çekim canlı gözleri resimler göstermek istiyorum. Maşallah. Kristal gibi. Aşağıda gençlerden gelebilirler. Kaç kişi yer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 kişi gelebilir. Ali Bey şeref verirsiniz. Devam. Resimleri gösterebiliriz. Oo. Hippie kıyafeti gibi bayağı güzel. Allah Allah. Müthiş detaylar var ya. Hepsi renk cümbüş. Evet. Oktay neleri yiyordun? Şey yemedim, aşağıdaydım. Ya suç mu yemek? Allah Allah. Süse bak ya. Tesadüfen olacak şey mi bunlar? Tabii maşallah. Bayağı güzel. Ali geç. Al o sandalyeyi kardeşinin yanına geç. Fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you. I want you to sing these words. If this jam comes for me tonight, girl, I want you to know that I loved you. And no matter how tough I would have been, only to you I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into you. Ne oldu? Bir şey var. Efendim, onu biz de tedavi ederiz. Hoppala. Kaplan saldırısı var. Entre les sons poisonnés ou les océans en 12e Atlantique et le rêve de Vidarmus, il fut un âge oublié, perdu dans la mémoire des... Hey yo, this is Whitney Houston. Yes, massive. This is the original vocalist. It's tomorrow's judgment day. And I'm standing on the front line. And the Lord asked me what I did with my life. I would say, why I murder my son, boy? If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay, as long as Wyclef is with me.
my sound is your sound. Cause the refugee sound is the only sound. It will take an eternity to break us, and a million sound boys will die before us. Behind you, it's alright. It's not right, but it's okay. Whitecliff kills some boys every day. Refugee sound, that's all we need. To all some boys back way and leave. Welcome to the April Showers mixtape. I couldn't start this without saying R.I.P. to Whitney Houston forever. Soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. My shit don't got a stepping at a dance. Give me the ting, I'll make me rock. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at a dance. My shit don't got a stepping at a dance. Give me the ting, I'll make me light it up. Your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up like your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air. I wanna see everywhere. One by one, let me see you. Two by two for the sequel. Güzel parça. Güzel mesele. Hey, 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 hey.
Aşağıda kelime göreyim bakayım neler yapıyorlar. Kimse yok. Ne? Biz derken hepiniz bu kadarsınız. o zaman elime elinden biri. Gel bakalım. Hepimiz biliyoruz içme suyunun en az olduğu yer ve en kurak olan bölgeler çöllerdir. Ve burada yaşayan insanlar da bu sorunları halletmek için tabii ki teknoloji üretmeye çalışıyorlar. Ve bilim araştırmacıları mesela Namib çölüne gidiyorlar. Ve Namib çölünde yaşayan canlıları araştırmaya başlıyorlar. Ve gördükleri şey şu. Bir stenokora böceği var. Bu canlı diğer stenokora böceği. Bir daha. Stenokora. Tamam. Stenokora böceği diğer canlılara göre daha fazla hareket ediyor. Ve bu dikkat çekiyor bilim araştırmacılarına. Çünkü çok fazla hareket su ihtiyacının daha çok isteği oluşacağı için bunu araştırmak istiyorlar. Ve görüyorlar ki bu canlının sırt yapısında çok farklı bir tasarım olduğu görülüyor. Sırtında tepecik tarzında yapı bulunuyor. Bu tepeciğin üst kısmında normal suyu çeken bir yapı. Aşağılara doğru akan bulunan kısmında yamaçlarında ise bal mumuna benzer bir malzemeden oluştuğu görülüyor. Bu şu anlama geliyor. Orada bulunan sisleri, sisin içindeki su damlacıklarını yukarısı çekiyor. Ve orada ağırlık oluştuktan sonra aşağıya doğru indiğinde o bal mumuna benzer malzeme de suyu itiyor. Ve böylelikle o yamaçların arasında da kanallar var. Kanallar tam da böceğin ağzına doğru geliyor. O kanallardan o sular itilerek böceğin ağzına gitmiş oluyor. Şimdi burada canlıya bakarak bir tasarım geliştiriyorlar ve o bölgede yaşayan insanlar su ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojiler ürettiler. Burada ne gördük? Biz canlılardan bir ibret alındı. Fakat oradaki ilmi canlı değil, Allah bize öğretti. Ve ayette Allah şeytan Allah sanırım canlılarda da sizin için elbette ibretler vardır diyor. Maşallah. Aferin, güzel. Video vardı, video. Ufak bir kedi kaplumbağa ile oynuyor. Videonun nereden geldiğini biliyor musunuz? Ne diyor diyor? Video diyor. Bunu oradan gelmiş. Evet, buyur. Bak delirdi bak. Delirdi. Milan'da ondan bak. Bayağı eğlence çıktı oradan.
Ya kedi bu işte yani. Bunu alıp göbüşünü göbüşünü sen. Topluma da bunun derinine bir mana veremiyor. Lan bu gözler ne lan? Ya kafa gitmiş vaziyette şu an. Lan rahat bırak hayvan diyelim. Ne tatlı balık ya. Maşallah. Bayağı uğraşmış duruyor. Soit gravé sur mon épitaphe fou. Ici j'ai l'envers du décor. Y'a pas de mer ni de mort. Pas de travesti ni de mort. Plus des activistes forts et qu'on vous dit salut. Même si tu nous écoutes, faut pas t'étonner. On soit trop salé. À votre coup. Là je me dirige vers les couloirs. Mon cœur palpite, c'est des vouloirs. Toujours un jeu de jambes devant le miroir. J'suis pas narcissique. Je les perçois comme un réflexe automatique. J'espère que le public va être attentif. Et qu'à la fin du concert, ils seront tous fantastiques. Je les sens les escaliers dans une cadence appropriée. Bordel, elle est où ma bouteille de Vittel? Car pour moi c'est vital. Faut que je les arrose mes cordes vocales. Je vais te mettre un petit chicken en jeu. Une, deux, trois minutes avant la salle. 4, 5, 6, litre d'eau que j'avale. 7, 8, 9 kilos près sur mes grammes. Ils sont 10, 11, 12, la trinité égale. Une, deux, trois minutes avant la salle. 4, 5, 6, litre d'eau que j'avale. 7, 8, 9 kilos près sur mes grammes. Ils sont 10, 11, 12, la trinité égale. Une, deux, trois minutes avant la salle. 7, 8, 9 kilos près sur mes grammes. Ils sont 10, 11, 12, la trinité égale. 4, 5, 6, qui trop d'eau que j'avale. Nous n'étions 10, 11, 12, la trinité est cave. Çanakkale'de 200 bin şehit verdik. 200 bin. Üzeri hatta. Güneydoğu'da da gerekirse 200 binde 400 binde şehit veririz. Fakat Güneydoğu'yu asla vermeyiz. İnşallah. İngilizlerin devletini rezil kefaz edeceğiz. İnşallah.
İlimle irfanla tabii. İnşallah. Froid s'emparer de moi, froid comme la nuit, froid comme la mort. J'ai beau essayer d'être optimiste dans cette chambre noire, avec des visages qui me dévisagent la face. Je n'ai plus le temps de nourrir mes sentiments, plus le temps de survolter le temps. Mes yeux rouges couleur de sang, ma gorge serrée, mes peines pliées. L'année me centrer avec sa lueur sans m'agresser. Tu sais, la solitude n'est pas une maladie. Elle ne comprend pas ni les êtres, ni les causes, ni les principes de la vie. Mais cela relève de la philosophie. Mais il faut se dire une chose, la vie on en a qu'une. Il faut vivre au jour le jour, profiter du jour présent. Mais je me fais pas d'illusions avec toutes les remarques qu'on m'a fêté sans arrêt. Impossible de m'échapper seul pour qu'à crier les blessures que j'ai accumulées pendant toutes ces années. Quand je me voyais aller du mauvais côté, on m'a compté, compté dans les fichiers analogiques. Je suis sympa chic vite, il faut que je me chie la tête, c'est net net. Il faut que je me chie la tête, c'est net net. J'ai peur et je pleure. Les sanglots longs, je n'avais que 10 ans, mais encore maintenant, je revois tout comme si je regardais une photographie en noir et blanc, le ciel tout gris. 19 août 1981, je suis né là. PKK daha direnecek tabii. Benim kanaatim birkaç yıl daha direnir. Hani 2019'a kadar direneceğini düşünüyorum. Mehdi'nin de 40 yılı doluyor. Ondan da 40 yılı doluyor. Mehdi'nin olduğu ülkede bunlar salyangoz satmaya kalkıyorlar. Salyangozu alıp onların kulağına burnuna dolduracağız. İlimle, irfanla. Evet. Güzel bir oğlak olduğu bir fırına verelim de hayvanın. Oğlak eti yiyelim. Gevrek olur, güzel olur. Ne diyorsun? Çok iyi. Yakup buraya çağır. Yakup hocam, oğlağı kestiriyoruz. Bütünüyle fırına. Tamam mı? Taze çok gevrek olur onun eti. Yiy babam yiy. İnşallah. Suzan. Birisi kalksın, ilim irfan anlasın bize. Vücudumuzda bağışıklık hücrelerinin yaptığı antikor denen silahlar var. Bunları güdümlü füze gibi düşünebiliriz. Mesela bir hedefe, bir bakteriye, bir virüse gönderildiği zaman onun üzerindeki protein yapılarına uygun olarak anahtar kilit gibi yapışıp onların tahrip olmasına vesile oluyor. Şimdi bunların sayısı nasıl ayarlanabilir? Genlerde 25 bin tane gen var DNA üzerinde. Çok az sayıda gende bu antikorlar Y şeklindedir, böyle Y olarak düşünelim. Üst tarafta çift protein, alt tarafta da çift. Bunların kombinasyonlarını yapabiliyor tabii. Genler kombinasyonlarını üretiyor. Ürettikleri kombinasyon sayısı 170 bini buluyor. Yani 170 Oktar, bin... Evet. Biz New Jersey'deyiz şu an. Evet. Ona göre kendini konsantre et. Evet. Sen de Uluslararası Bilim Akademisi'nin davetlisi olarak gelmişsin. Dünya konjonktürüne baktığımızda... Tamam, rahat ol. Tamam. Bunların bu değişik alternatif kombinasyon sayısı 170 bini buluyor normalde. Allah bir tane enzim yaratmış. Bu sadece B lenfositi denen, yani bu silahları üreten bağışıklık hücrelerinde sadece o hücrede aktif hale geçen bir tane enzim DNA'nın üzerinde bir tane harfi değiştiriyor. C harfi vardır. A, T, C, G harflerinden C harfini alıyor. Onun yerine U harfini koyuyor. O çıkartılan kopyanın içerisine. Böylece kombinasyon sayısı 10 milyara kadar büyüyor. Şöyle bir şey oluyor, bakıyorlar.
20. yüzyılda üretilen sentetik maddeler var. Yani daha önce yok bunlar. Ama Hazreti Adem'den itibaren genler bu 20. yüzyılda üretilen sentetik maddelere karşı da antikor zaten var insanın vücudunda. Sentetik nereden geliyor biliyor musun bu kelime? Bilmiyorsun. Ne? Sentetik şey. Sentetik dedi. Ne? Nereden geliyor? Hocam sizin mesleki her zaman daha beni istiyor. Sizden öğrenelim hocam. Yani işte çöldün aşağı yukarı. Tamam sen devam et. Sonra hatırlayın. Aşılama da bu sistemle yapılıyor. Çünkü normalde aşılamada verilen virüs ve bakterilere karşı insanın vücudunda bu silah önceden var. Ali Demirsoy var, Türkiye'nin en ünlü evrimcisi. Diyor ki, bağışıklık sisteminde diyor, bu silahların genlerde önceden olması diyor, onların kahin olmasını gerektirir diyor. Böyle demesi yerine Allah'ın yarattığını söylemesi gerekirdi. Ancak Allah bilebilir, Allah yaratabilir bunları inşallah. Maşallah. Abi ne oldu? Brent. Abi göremiyoruz. Gösteririz. Çok güzeller ya. Maşallah. En az 3 tanesi benim olması lazım bundan. Bundan göğüşünü ısırmak çok şahane olur. Bunlara bir baksana, bu neden ani ses keser oluyor? Bir acayiplik var. Şeyh Süleyman Efendi buraya gelsin. Şah Süleyman Efendi. Korkmuştu film gibi ya, bu nedir böyle? Geliyor. Fikret anlat bir şey. Yazılı resimlerden gösterir mi? Evet. Sevgi varsa taşıdığın yük ağır gelmez. Ama bayağı esaslı Musa Atılmış. Üçü peki bir yerde. Ama çok güzeller yani. Bir tanesi benim olsa şahane olur. İşe gittiğimde ben. Tam hakikaten büro kıyafeti olmuş. Dişçiyi gördüm de ben. İltifat aldım da ben. Ama süper görünüş. Kuaförden çıktığımda ben. Evet. Biraz sevgi görünce ben. Eşek çok tatlı hayvan ya. Bayağı güzel hayvan. Kanka bir çıksana, peynir vereceğim. Elim ayağım titriyor. Ama bu çok komik ya. Bakış dehşet içinde. Ay bayıldım. Nereden aldın? Çok iyi olmuş. Gel. Tekrar hoş geldiniz. Başka var mı? Yok, bu kadar. Masaj yaptıran bir kedi vardı. Bakayım. Oo. Gözleri sürmeli çok güzel. Yazık sabrediyordu.
alan renk sanatından örnekler, çeşitli resimlerle göstermek istiyorum. Allah Allah, bu rengi nasıl oluyor bunlar böyle ya? Altlerden falan. Ulan bu tip ne lan bu böyle? Punkçı. Canım benim, acayip güzel. Bu müthiş öpüyor yanından. Bundan hoş bir kokusu oluyor kuşların. Canım benim nasıl süslü ya? Ay maşallah. Şu Allah'ın süsüne bak ya. Renklerin zenginliğine bak. Adam bunu tesadüfen atmaya kalkıyor. Şu intizama bak, şu güzelliğe bak yani. Başının sözlerine, hayranın gözlerine, bakmeler sözüne, gel yanama, gel 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 yanama. Bakmeler sözüne, gel yanama, gel 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 yanama. Aman elleri duymadan, sakın elleri görme. Aman elleri duymadan, gel yanama. Durduğunuz yerden olmaz. Gel 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 yanıma. Onu beşi sesi gönlümün güneş, garip gönlümün güneşi, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Garip gönlümün güneşi, gel yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel 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 yanıma gel, gel 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 yanıma gel. Aman elleri duymadan, sakın elleri görmedim. Aman eller duymadan, gel yanıma, gel 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 yanıma. Göreyim sineleri, gel yanıma, gel 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 yanıma. Dinliyorum. Faaliyet haberlerimiz var Adnan Bey. Evet. İzmir'den kardeşlerimiz 6 Nisan'da Konak'ta 30 adet kitabınızı, 7 Nisan'da Güzel Bahçe'de 250 adet bir.
Evet, İzmir'den kardeşlerimiz 6 Nisan'da Konak'ta 30 adet kitabınıza, 7 Nisan'da Güzelbahçe'de 250 adet PKK'ya kesin çözüm broşürünü dağıtmışlar. Kayseri'nin İlit Mahallesi'nde 450 adet kitabınızı halkımıza hediye etmişler. Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gazcılar semtinde 1000 adet A9 ve PKK'ya çözüm broşürleri dağıtılmış. Sonrasında iman hakikatleri ve Kur'an ayetleri üzerinde kardeşlerimiz tefekkür edip sohbet etmişler. Ne güzel, maşallah, elhamdülillah. 10 Nisan'da Bahçeli Evler'de eserlerinizden 250 adet dağıtılmış. Danimarka'dan kardeşimiz Kopenhag Merkez, Metro İstasyonu ve Westerbro'da caddede fosil sergisi düzenlemiş. Bu şekilde haftada iki kez fosil sergisi yapıyormuş. Ayrıca çok sayıda kitabınızı da dağıtmış. Sizden dua rica ediyormuş. Aslan o, aferin, çok güzel. Ankara'dan kardeşlerimiz 4 ve 15 Nisan tarihleri arasında Sincan Tren İstasyonu, İncirli, Cebeci Tren İstasyonu, Kızılay Demirtepe Metro Çıkışı, Bahçeli Evler Emek, Demet Evler ve Senatoryum Caddelerinde 2500 adet A9 broşürü ve 125 adet Harun Yahya eseri dağıtmışlar. O kadar faydalı, o kadar güzel ki ya. Yani bir evde mesela Harun Yahya kitabı var. Adam okuyor, içi açılır ya. Bütün o gelenekçi İslam anlayışı, içindeki o karanlıklar, kasvetler olduğu gibiler. Yani böyle berrak, akılcı, doğru, bilimsellikle desteklenmiş, samimi vicdandan kaynaklanan, Kur'an'a dayalı İslam'ın anlatılması müthiş ferahlık ve çok büyük bir nimet, güzellik. Onun için kitap dağıtanlar her yere bereket, güzellik dağıtıyorlar. Oraya deccal uğramaz bir daha. Şeytanın belini kırmış olur. Çok güzel. İstanbul'daki kardeşlerimiz 8 Nisan'da Bahçeli Evler'de 1000 adet A9 broşürü dağıtmışlar. Hmm. 14 Nisan'da da ev sohbetinde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim ve sohbetlerinizden ne bölümler. Güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel, aynen, maşallah. Bak bu hanımlar da mesture maşallah. Onların o güzel yorumu, güzel kanaati, zannı galibi. Ben diyor bu kıyafette gezersem... Kur'an'a uygun olduğuna inanıyorum, vicdanıma uygun olduğuna inanıyorum. Öbür kardeşimiz diyor ki ben disk altında görmüyorum, yine Kur'an'a ve vicdana uygun olduğuna inanıyorum diyor. Her ikisi de doğru yolda. Evet. Darıca, Gebze ve Çayırova itfaiye müdürlüklerini ziyaret eden kardeşlerimiz, iman hakikatleri ve mehdiyet konulu sohbet edip kitaplarınızdan 30 adet hediye etmişler. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş, bereket olmuş. Perşembe günü kardeşlerimiz Kayseri Talas Toki'de 1000 adet PKK'ya çözüm ve İslam Birliği broşürü dağıtmışlar. Önceki akşamda bir araya gelip iman hakikatleri ve mehdiyet konularında sohbet edip Kur'an okumuşlar. Evet. Risale-i Nur'dan mehdiyetle ilgili bölümlerin numaralarını verin. Oradan doğrudan okusunlar Risale-i Nur'dan. 80 yıl önce yazılmış eser. Yani çok büyük mucize. 80 yıl önce yazılmış. Aynı dedikleri çıkıyor. Onun için o sayfaları verirsek kardeşlerimize yahut bulmalarını kolaylaştırıp bir metot gösterirsek, toplandıklarında oradan okursalar çok bereketlenirler, çok istifade ederler. Bediüzzaman'ın uslubunu duymak kalbe ferahlık verir, çok iyi olur. Kur'an'dan, yarım sayfa da olsa Kur'an'dan, yarım sayfa da olsa Risale-i Nur'dan mutlaka okumak lazım. Harun Yahya kitaplarından da ara ara böyle geçerek de olur. Ara ara okumak çok büyük fayda. İnegöl'deki kardeşlerimiz geçtiğimiz pazar günü Hamidiye Mahallesi'nde 2000 adet A9 TV broşürü dağıtmışlar. Başka bir günde bir araya gelerek sohbet etmişler. Ne güzel, o sokaklar nasıl şenleniyor. O ufaklığı bana bir göstersene, bir yaklaştır. Ah, severim ben onun tatlılığını, güzelliğini. Bak kaderde bir an. Kaderde bir an. Ufacık can yani. En az Allah ömür versin 80 yıl yaşar. İslam'ın son dönemlerini görecek. Yani hem yükseliş dönemlerini görecek hem son gerileme dönemlerini de yakın görmüş olacak. 80-90 yaşına kadar yaşarsın. Allah ömür versin. Bursa'dan kardeşlerimiz 7 ve 10 Nisan tarihleri arasında kitap fuarında fosil sergisi düzenlemişler. Sergiye yoğun ilgi olmuş maşallah. Sergiyi Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve Kestel Kaymakamı Ziya Polat da ziyaret edip fosiller hakkında detaylı bilgi almışlar. Kardeşlerimize etkinliğe katılımlarından dolayı Kestel Belediyesi tarafından plaket verilmiş. Fosillerden geliyor, biliyor musunuz? Bir ilde fosil araştırması yapmışlar, bulamamışlar. Ya burası fos çıktı demiş birisi. O zaman neyi burada? Fosil demiş. Oradan geliyor.
Evet, sen konuşmaya devam et. Kardeşlerimiz geçtiğimiz pazar günü Sakarya'nın Erenler ilçesinde 100 adet broşür ve çeşitli kitaplarınızdan 125 adet ücretsiz biraz dağıtmışlar. Biraz daha başa gerek anlat. Sergiyi, kardeşlerimizin Bursa'da düzenlediği sergiyi Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve Kestel Kaymakamı Ziya Polat ziyaret etmişler. Kestel nereden geliyor biliyor musun? Teli çekmeye başlamış. İnsanlar geçememiş. Ne yapalım falan demişler. Kestel demiş. Ondan sonra insanlar geçmiş. Oradan geliyor. Evet. Devam edin. Evet. Ya hepsinin kaynağını söyleyeyim ki yani bilin. Genel kültür açısından iyi. Nasıl? Hayır. O önü soru gelmez sonra. Ben mühim geldim yani. Açıklayacağım size. Acele etmeyin. Evet. Kestel Belediyesi kardeşlerimize kraket vermiş. Ne güzel, ne güzel, çok güzel. Allah kalplerine ferahlık versin. Geçtiğimiz pazar günü Sakarya'nın Erenler ilçesinde 100 adet broşür ve çeşitli kitaplarınızdan 125 adet ücretsiz dağıtılmış. Ne güzel ya, her yer bereketleniyor. Çünkü gelenekçi Ortodoks kitapların bir kısmı zırvalıyor. Okuyanın içi kararıyor. Adam imanı varsa imanını kaybediyor. Adamın hayatı kabusa dönüyor. Öyle karanlık bir iman anlayışı var ki bazılarında insanların ruhu cehennem ateşi gibi kaynıyor adeta. Perişan oluyor ve sonra dinsiz oluyorlar. Ama bu kitaplar tam panzehir o olaylara karşı. Tam bir ilaç, tam bir tiryak. Kalpleri ferahlatan, kalbe nur veren, aklın ziyası, kalbin ziyası, vicdanın ziyası, insanın içini açan çok şahane eserler. Akılcı, bilimsel, Kur'an'a dayalı. Tek bir tane hurafe yok. Tek bir tane zırva yok. Her şey mükemmel, her şey çok güzel. Allah razı olsun. 5 ve 8 Nisan tarihlerinde de sohbette bir araya gelmiş kardeşlerimiz ve kitabınızdan bölümler okumuşlar. Aa, Allah onlara ne güzel yiyecekler vermiş. Ne güzel cennet bahçesi, cennet sofrası gibi olmuş. Allah onlara bu yiyecekleri şifa vesilesi etsin. İnşallah. İslam'ı yaymaya, Kur'an'ı anlatmaya şifa vesilesi. Denizli'nin Kervansaray Mahallesi'nde halkımıza 66 adet kitabınız dağıtılmış. Denizli'ye bir güzellik. Şu yaklaştırsan şu. Ay benim canım o. Lan çete yiyeceğim seni lan. Onun da kaderi var. Onun doğacağı gün var. Gelişeceği gün var. İşte rızkı belli. Mesela neler yiyecek onlar da belli. Peynir mi yiyecek, ekmek mi yiyecek hepsi belli. Öleceği gün de belli. Hepsi, bütün kedilerin bir vefat tarihleri var. Evet, devam et. Bir kardeşimiz hastaneye kontrole gittiğinde mescide bir adet kitabınızı ve doktorlar odasına da Evrim Aldatmacası kitabını bırakmış. Aslanım benim. Yaklaştır bakalım, çok güzelmiş o ya maşallah. Hanım kızı göster bana. Aslan, aslan. Aferin benim canıma. Nur gibi eli yüzü ya, ne kadar temiz. Maşallah, Allah nurunu artırsın. Elinin yüzünden iffet akıyor, temizlik. Bu sizlerde de var. İman ehli hanımlarda bu oluyor. Bir acayip aydınlık, bir acayip nur. İffet bir ışık gibi oluyor hanımlarda. Bir süs. Güzellik Allah'ın hikmeti ya. Son olarak Sude kardeşimiz ve ailesi de Bingöl'de 400 adet kitabınızın dağıtımını yapmışlar. Ay maşallah, Hazreti Meryem gibi. Aferin. Maşallah. Sude kardeşimiz babası için dua rica etmiş. Ameliyat olmuş ve durumu çok iyi değilmiş. Allah şifa versin. Neymiş rahatsızlığı, bize bilgi de versin de teknik yönden de belki faydamız olabilir. O Mesture Hanım'ı da, bu Güzel Hanım'ı da bir daha göreyim ben. O bir yere. Maşallah, maşallah. O da çocuğu herhalde. Allah nuruyla sarsın. Bak görüyor musun? İman nurunu yüzünde. Maşallah. Allah nuruyla her zaman ona güzellik versin. Evet, devam edin. Keçinin videosunu göstermek istiyorum Adnan Bey. Keçi. Evet. Hatta iki keçi. Bunlar bir yere tırmanmaya çalışıyorlar. Bu
İlk yanımda iyi, ben ısırırım ben bunların tarafını ya. Yani bu nasıl tarif edildi bilmiyorum ki. Biraz fazla tatlı baktı. Bir de cin görmüş gibi birden. Ooo güzel. Fikret, buyur. Adnan Bey, dünden itibaren İslam Teşkilatı'nın başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçti. Daha da hayırlı olsun. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın karar metnine İran imza koymayı kabul etmedi. Çünkü İran'ın diğer Müslüman ülkelerin iç işlerine karıştığı, bölgede mezhepçiliği körüklediği gibi maddeler vardı karar metninde. O bozulmuşlar da tabii. Evet. Ama şefkat duysunlar. Ya Şiileri bağrına bassınlar. Yani bu iş bitsin. Buna bir çözüm bulsunlar. Şii çok mübarek insandır. Şiilik güzeldir. Şia, Hazreti Ali'yi seven anlamına gelir. Senin Şia'n diyor.
seneler böyle mazlum, Mehdi'yi seven, Ehl-i Beyt'i seven, Nur gibi Müslümanlar, Ehl-i Sünnet Müslümanları o güzel insanlar bağrına bassın. Biraz öteliyorlar gibi geliyor bana, biraz değil mi? Uzak tutuyorlar gibi geliyor. Bu kalksın ona bir güzellikle, bir iyi, hoş sonuç getirebilirler. Tayyip hocamı da tebrik ediyoruz. Hadi hayırlı olsun. Ev sahibi olduğu için de biraz güzellik yapmış olabilirler. Ama çok iyi. Bayağı iyi. Kaç yıl başkan olacak? Bir yılda bir mi değişiyor? Efendim? Kaç? Ayda, yıl, ayda mı? Yılda değişiyor herhalde. Kaç daha fazla, evet. Evet, dinliyorum. Kaç yazılı resim gösterebilir miyim? Herkes sakin olsun, ben hallediyorum. Hadi bakalım gelin, teker teker gelin. Ama çok iyi olmuş. Arkamda değil mi? Doğru söyleyeyim. Köftemi getireyim. Sinir krizi geçiriyor. Mesajımı alan beni bundan kurtarsın. Komşunun kızı geldiğinde ben. Tam Mayıs değil. Bu toplantılardan bundan hiçbir şey çıkmaz. Yani bu her yıl oluyor bu toplantılar. Evet. Sürekli başkanlar değişiyor. Adam aidat vermeye bile gerek duymuyor. Aidat verme atarsan da hiç umurunda dahi olmaz. Zaten işine de gelir. Öyle bir şey olmaz. Yani bunlardan hiçbir şey çıkmaz bu toplantılardan. Yani bu tip faaliyet. Ama yine de usulü yani hükmen bir toplantı oluyor. Herkes kendi derdinde ülkeler. Herkes kendi lider olma peşinde. Yani oraya gelen kişiler her biri kendini ayrı lider olarak görüyordur. Hiç kimseyi lider olarak görmezler. Ve dinlemezler de yani. Mesela 56 ülkeden sadece 20 ülke aidat ödüyormuş. Gerisi 36 ülke ödemiyor. Atarsan da atlar adamı yani. 160 milyon dolar borçları varmış. Sistemin işlemediğini açıkladı işte. Yani yatmış bir sistem. İhlas yok bu sistemde çünkü. Mehdiyet olmadan böyle bir sistem işlemez. Mehdi olmadan bu sistem işlemez. Ezan mı okunuyor? Evet. Kısa bir ara verelim. Kısa videolarla devam ediyoruz yayınımıza. Yayınımızın sonuna geldik bugün de. Yarın inşallah aynı saatte buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi öğleden sonraları diliyoruz.